lazım ki Türk milletinde, Türk dünyasında yarınları daha iyi olsun. Türk birliği, gücü daha iyi olabilsin. O yüzden sizinle tabii ki çok konuşmamız, görüşmemiz, ki alışverişinde olmamız ve sizin milletimiz için gençliğimizin ne kadar önemli olması, yani onların doğru yetişmesi, onların fikri, duyguları, düşünceleri, bilinçleri, eğitimleri, bu hepsi önemli. Ama üniversitelerimize yetişen gençlerimiz özellikle önemli. Çünkü bir milletin geleceği aydınları üniversitelerde yetişer. Yani üniversiteler kutsal ocaklarımız bizim. Gençlerimizin yetiştiği kutsal ocaklardır. O yüzden değerli gençlerimiz, bugünkü mevzumuz Türk dünyasının geleceğinde gençlerin rolü. Bu konferansımıza Türkiye'miz için, Azerbaycan'ımız için, Türk dünyasının her tarafında vatan topraklarımız için, milletimiz için canını feda etmiş değerli aziz şehitlerimizin ruhu karşısında baş eğmekle sözlerine başlayacağım. Çünkü bu güzel, bu yüce bayraklarımızın dalgalanması bizim bu konferans salonlarında beraber güzel toplantılar geçirebilmemiz hepsi şehitlerimizin bizim için yaptığı o büyük fedakarlıkların sonucu aynı zamanda. Siz bu vatanın evladısınız. Vatan ve devlet farklı anlayışlardır. Devlet Türkiye devletidir. Sınırlarımız içerisinde. Ama vatan daha büyük kavramdır. Ve sizin vatan karşısında vazifeleriniz var. Devletimiz karşısında, devletimiz, Türkiye devletimiz karşısında vazifeleriniz var. Ve bunların, ben inanıyorum ki siz hepsinin farkında olan gençlersiniz. Hani başlayanda dedik ya, şehitlerimiz canlarını feda etti bizim için. Azerbaycan'ın milli marşında Türk dünyasının, sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının büyük aydını, çok büyük bir aydını ve büyük şair Ahmet Cevat'ın, biliyorsunuz, çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına diye yazan Ahmet Cevat, aynı zamanda Azerbaycan milli marşında sözlerini yazardı. Diyor ki, Azerbaycan milli marşının bir yerinde, hukukundan geçen asker hele bir kahraman oldu. Bazen düşünebilirsiniz, hukukundan geçen asker ne demek? Dünyada bir insan için en önemli hukuk yaşamak hukukudur. Yani bizim için yaşamak hukukundan vazgeçen insanlar. Yani görün fedakarlığın ne kadar büyüklüğü ki siz toplum için, millet için kendi hayatınızdan vazgeçiyorsunuz. Siz de hepiniz alkışlarınız, hepimiz alkışlıyoruz değil mi? Şehitlerimiz gelince. Ama bu alkışın arkasınca bu insanlar canını feda etti. Ben ne yapıyorum? Ben ne feda ediyorum? Sorusunu kaç kişi kendisine sordu bugüne kadar? Sohbet edelim, burada protokol konuşması için gelmedim. Sizinle güzel bir fikir alışverişinde olmak için geldim. Ben hep o şehitlerimizi gördüğüm zaman, nur içinde yat, hava sana şehidin dedikten sonra bizim için canından vazgeçti. Ben neden vazgeçiyorum diye. Kaçınız kendi kendinize düşündünüz, fikirlerinizi bilmek istiyorum. O yüzden soruyorum ki neler düşündünüz, ne duygular içinizden geçti? Evet,